...günlük hayatında aslında mantıklı davranışlar sergilediklerini görebiliyoruz. Yani şu anlamda mesela işte bir yere gideceğiz zaman yolun durumuna bakıyor. Mesela trafik var mı yok mu hangi yoldan gidebilirim. Yani rasyonel bir diyelim bir davranış. Evet. Ya da e, işte havanın durumuna bakıyor. Yağmur var mı yok mu ya da işte kaç derece hava ona göre bir kıyafet giymek istiyor. Ya da 3-4 günlük bir tatile gideceğiz zaman bile gündür öncesinde hazırlık yapıyor. Aslında yani gündelik hayatımızda e, geleceğe yönelik şeylerle ilgili bir takım tedbirler alıyoruz. Ama nedense... Ölüm sonrası gerçek yaşamla ilgili yani sonsuz hayatımızla ilgili sanki bu gerçeklik çokmuş gibi bir hayat sürmeye çalışıyoruz ve onunla ilgili hiçbir tadbir almıyoruz. Yani bir haftalık tatile giderken insan aylar öncesinde hazırlık yapıyorken sonsuz yaşamına gitmeden önce nasıl hazırlık yapmaz ya da nasıl bunu dikkate almaz, gündemini almaz? Evet. Allah hocam çok haklısın. Ben şöyle bir de Kur'an'ın yaptığı şeylerden birini şuna benzetiyorum. Kur'an bizim zihnimizi inşa ederken adeta şöyle bir şey oluyor. Kur'an bizim elimizden tutuyor sanki. Ee, bizi böyle gökyüzüne adeta çıkartıyor ve bize yukarıdan hayatın ne olduğuna baktırtıyor Böyle bütün bir zaman çizgisine baktırtıyor Biz o bakışla baktığımızda hayata şunu görüyoruz Benim hayatım bir nokta 13,8 milyar yıl evrenin başından buraya zaman geçmiş Dünyanın başından buraya 4,5 milyar yıl zaman geçmiş biz öldükten sonra Allah bilir ne kadar zaman geçecek. Ama bu devasa zamanlarda 100 yıl yaşadığımı farz etsem bile ya çok kısa bir şey, tek bir nokta. Tek bir noktanın içini en iyi şekilde doldurmak, ben bu tek bir noktanın içinde nasıl böyle çok önemli şeyler yapalım diye düşünmek, ve her şeyi o tek noktanın içine bağlamak çok basit hedefler. Yani modern teknolojinin işte bilmem nesini şunu yaparak bunu yaparak siz o tek bir noktanın içinde ne bileyim müthiş şeyler sırf dünyaya kapalı yapabilirsiniz. Ha, helalse yapılsın ama o tek noktanın içindeki debelenmeler bize o tek noktadan daha fazla bir şey olduğunu unutturmamalı. Kur'an da bize o tek noktadan çok daha fazla bir şey olduğunu gösteriyor. Nedir? Ahirette sürekli olacak bir yaşam var. Ahiretteki yaşamdan daha önemli olan bütün bu zamanın her şeyin yaratıcısı Allah var. Yani adeta Kur'an diyor ki ey sen tek noktada olan insan. Sen o tek noktadaki bu dünyadaki hayatında imtihanını da yaptıklarına, temiz düşüncenle bütün o noktaların sahibi, bütün o zamanın sahibi, Allah'ın rızasını kazanmak gibi dev bir hedefi gerçekleştirebilirsin. Ahirette yakınlarınla, sevdiklerinle kavuşabilirsin. Yarın Allah karşısında hesap vereceksin. Yüzün kara çıkabilir. Orada yüzünün ak çıkma ihtimali var sürekli olacak bir yaşamı o tek bir noktadaki basit hedeflerin yüzünden kaybedebilirsin orada çok önemli şeyler kazanabilirsin Kur'an o tek noktadan bizi kurtarıyor ve bu bir zürt tesellisi değil niye Kur'an bunun mantığını da inşa ediyor niye ahiret olması gerektiğine bir